Merhabalar Nursel Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız Zeynep Hanım? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Bu kafe sektörüne girişiniz nasıl oldu? Kaç yıl oldu? Biraz sizlerden dinleyelim. Yaklaşık kafe sektörüne 10 yıldır çalıştırıyorum. Nasıl girdiniz peki? Hani daha önce ben İstanbul'da da kantin ve kafecilik yapmıştım. Bursa'ya geldikten sonra tekrar da kafeciliğe başladım. Evet. Uzun yıllar sektörün içerisinde tabii deneyimler edindik. Evet. Bu işle uğraştık. Hep gıda sektörü, kafe sektörüydü. Evet. Bursa'da da böyle bir yer açma imkanınız oldu. Kaç yılında kurdunuz kafeyi? Yaklaşık bayağı bir yıllarım geçti tabii. Bunları kurana kadar. Bursa'da bayağı uzun zamandır buradasınız o zaman ve iki tane yerimiz var şu anda. Evet. Evet, öncelikle burayı tanıtın bizlere o zaman. Burada ne tür lezzetler sunuyoruz, ne tür meşrubatlar sunuyoruz gelen misafirlere? Ya sıcak soğuk her çeşit meşrubatlarımız bulunuyor. Hı hı. Aynı zamanda fast food olarak da birkaç yiyeceğimiz yine var. Tabii var. Evet. Tostludur, beylidir, çöreğidir. Bunlar da bulunuyor. Bunları da bulunduruyoruz yine. İki tane şube dedik. Diğer konsept nasıl? Oranın farkı şöyle. Oradan oyun da oluyor. Hani kumar olarak değil. Tabii eğlence sektörü olarak taş okey, tavla, kağıt okey. Gelen hani bayan veya bayansız oturup eğleniyorlar da çayını kahvesini içerek. Orada da yine meşrubat çeşitleri, oyun çeşitleriyle hizmet sunuyoruz. O da yine kent meydanına yakın bir yerde. Ha, evet, gazcıların girişinde. İkisi de Osman Gazi'de. Aynı. Peki kaç kişilik bir mekan burası? Burası 50 kişilik. 50 kişilik diğer yer? Orada 100 kişiye yakın. Orası biraz buranın büyüğü o zaman. Ha, oranın teras katı da var. Hı hı. Teras katlı. Buranın bir de kına gecelerine, doğum günü partilerine, asker eğlencelerine dükkanı kiralık da verme bir konumuz oluyor. Özel organizasyonlara da açıksınız yani. Tabii. O şekilde sağlıyoruz. O şekilde de salonun tutumu yine salonu da biliyor. Peki neden sadece içecek tercihi yaptınız? İçecek, soğuk ve sıcak zaten kafe türleri bu sistemi götürüyor. Hı hı. Bu yüzden de sadece içecekle sınırı tutuyoruz diyorsunuz. Evet. Oyun oynamaya gelenlere ikramlarınızı da yapıyorsunuz içecek olarak. Teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli bilgiler aldık sektörünüzle alakalı Nursel Hanım. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Daha görüşürüz.